It is better to be feared than loved if you cannot both. Merhaba arkadaşlar yepyeni bomba gibi bir videoyla karşınızdayım bu videomuzda yeni kahramanımız Amon Eamon artık neyse ben Amon diyeceğim onu inceleyeceğiz kahraman gerçekten efsane bir kahraman hemen genel özelliklerine bakalım suikastçı rolünde uzmanlığı ani hasar büyü hasarı dayanıklılığı düşük arkadaşlar saldırısı orta seviyenin biraz üstünde beceri hasarı orta seviyede zorluk seviyesi de orta seviyenin biraz üstünde Şimdi kahramanımızın savaş alandaki görüntüsünü o muazzam ulti skill efektlerini inceleyelim. Evet arkadaşlar yeni kahramanımız Amon, Aemon artık neyse ben Amon diyeceğim. Savaş alanda görüntüsü bu şekilde gerçekten çok havalı bir duruşu var. Kolunun etrafında dönen bıçaklar falan filan tam bir abi baba havasında. Ama yetenekleri de çok muazzam. Şimdi ilk yeteneğinden başlayacağız. İlk yeteneğinin özelliği şu şekilde. Seçtiğiniz rakibe doğru bir bıçak fırlatıyor. Sonra belli bir süre geçtikten sonra kahramanımızın etrafında 5 tane bıçak oluyor. O bıçaklarda rastgele rakiplere hasar veriyor. Bakın şöyle vuruyorum. Bıçaklar çıkıyor. Rastgele rakiplere hasar veriyor. Bir daha hemen test edelim. Şöyle atıyorum. Bıçaklar çıkıyor ve rakiplere rastgele hasar veriyor. Bu ne demek oluyor? Şuraya bir bot koyarsam anlayacaksınız. Hemen şöyle rakibime ilk yeteneğimle hasarı veriyorum. Hop. Bakın bıçaklar rastgele gidiyor. Şöyle atıyorum bıçağımı. Hop rastgele hasar veriyor. İlk yeteneğimizin olayı bu. Dediğim gibi birinci yeteneği kullandığınızda yerde bir tane bıçak beliri veriyor. O da pasifi ile alakalı çok muazzam özellikleri var. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi de kahramanımızın ikinci yeteneğini inceliyoruz. Şöyle belirtilen yere doğru bıçak fırlatıyor arkadaşlar. O bıçak rakibe değiyor. Geri geldiğinde kahramanımız belli bir süre görünmez oluyor. Bir nevi pasifi tetikleniyor diyebiliriz buna. Şöyle tekrar atıyorum. Bıçak size geri geldiğinde hızlanma alıyorsunuz. İlla rakibe değmesine gerek var mı diye soracak olursanız da hemen şöyle test edelim. Bakın atıyorum. ilerliyorum, Peşimden geliyor ve hızlanmaya görünmez olmaya devam ediyorum. Natalya'yı andıran bir özelliği var burada. Gerçekten kahramanımız çok iyi arkadaşlar. Yani Gusyon da neymiş? diyebileceğiniz bir kahraman. Gördüğünüz ikinci yeteneği. Fark ettiyseniz her yetene kullandığımda şöyle kullanıyorum ya. Bıçak bana geliyor pasif doluyor. Şuna birinci yeteneği kullanıyorum. Yukarıda bakın bir bar doluyor can şeyinin altında. Tüm özelliklerini anlatacağım arkadaşlar. Peki o attığımız Bıçağın alana sağı var mı? Sonuç olarak bıçağı attığımız zaman şöyle rakiplerin içinden geçip gidiyor ya. Peki arkasında rakip varsa onlara vuruyor mu? Öyle bir etkisi var mı? Yayılma etkisi var mı? Şöyle aldık, birinci etine fırlattım. Orada bir şey oldu lan sanki. Du, du 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 Yok abi, sanırım yok. Orada bir şey zannettim. Sanki yayılıyormuş gibi hissettim ama yok. Hangi rakibe değiyorsa onda kalıyor öyle. Evet, diğerlerine herhangi bir hasar falan vermiyor. Şimdi de kahramanımızın ultisini inceleyeceğiz. Şöyle ultiye bastığım zaman of, abi çok havalı bir ultisi var. Öyle böyle değil. Bakın basıyorum. Hop! Etrafında bıçaklar çıkıyor. O bıçaklar çıktıktan sonra hedefe hasar veriyor. Peki, birden fazla hedefe hasar veriyor mu? Onu da test edeceğiz. Ultiyi kullandığınız zaman Toplamda 2 kişiye hasar verebiliyorsunuz. 3 kişi yok arkadaşlar. Şöyle tekrar basıyorum şurada. A 3'üne de hasar veriyor. Tamam. Tamam ama tekrar basıyorum şöyle. 2 kişiye hasar verdi. Altta çıkan hasar metnini görüyorsunuz zaten. Tekrar basıyorum. 2 kişiye verdi. Biraz önce 3 olmuştu. Şimdi tek kişiye vurdu. Canla alakalı bir şey de olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz kahramanlar da orijinal sunucuya gelmeden çok yenilik geçiriyor. Bu kahramanımız da bu şekilde. Görüyorsunuz ultisi. Biraz önce 3 alana 3 rakibi hasar verdiğini gördük. Şimdi 2 veriyor. Ama ağırlıklı olarak 2 tane rakibi hasar verdiğini söyleyebilirim. Burada bir detay daha gördünüz. Onlara birazdan değineceğiz. Ultimiz bu şekilde. Şimdi de kahramanımızın muazzam pasifini inceleyelim. Böyle bir pasif olamaz arkadaşlar. Bakın. İlk yeteneği kullandığınızda ne demişim yerde bir bıçak çıkıyor. Onu aldığınız zaman hızlanma alıyorsunuz. Pasif tetiklenmiş oluyor. Daha sonrasında ikinci yeteneği atıyorsunuz. Rakipten size bir bıçak geri geliyor. Yani fırlattığınız bıçak size geri geliyor. Pasif tetikleniyor. Böyle bir şey olmaz. Peki pasifin başka ne özelliği var? Şöyle size geldiğinde ya da birinci yeteneğinizi kullandığınızda yerden topladığınızda hızlanma alıyorsunuz. Görünmezlik kazanıyorsunuz. 3 saniye. Bunu fark ettiniz. Pasifimizin şöyle bir özelliği daha var. Şöyle kullanıp pasif kazandığınız zaman hızlanıyorsunuz, görünmez oluyorsunuz. Ama rakiplerinize saldırdığınız zaman ilk saldırınıza görünmezliğiniz, hareket hızınız filan bozuluyor. Ama hasarınız artıyor. Şöyle göstereyim bakın. Düz vuruşum böyle normalde değil mi arkadaşlar? Gördünüz tamam. Şimdi pasifim tetikleyeceğim. Şöyle tetikledim. İlerliyorum. Bakın Etrafında çıkan bıçakları görüyor musunuz? Daha fazla hasar vermeye başladım. Tekrar gösteriyorum. Pasifim tetiklendi. Vurduğum zaman bozuluyor ama daha fazla hasar vermeye başlıyorum. Gerçekten muazzam bir pasif. Pasifin şöyle bir özelliği daha var. Birinci yeteneği kullandığımda düz vuruş yaptıkça yeteneğin nasıl bekleme süresinin düştüğüne odaklanmanızı istiyorum. Bakın kullandım. Bıçağı aldım. Bakın vuruyorum. Vurdukça görüyor musunuz? Daha hızlı düşmeye başladı yetenek. Peki ikincisini kullandım. Onu etkileyecek mi? Bakın 87 normal şey yapıyor. Bakın. Ne kadar hızlandı görüyor musunuz? Bakın birinci yeteneği kullandım. Gidiyorum aldım. Bakın. Pasifim nasıl düşürdü hızını. Böyle bir özelliği daha var. Kahramanımızın pasifinin şöyle bir özelliği daha var. Cam barının altındaki bıçakları görüyorsunuz değil mi? Onlar bir yığın biriktirme olayı. Pasifinden gelen bir özellik. O yığınları biriktirdiğinizde daha fazla hasar veriyorsunuz. Ve kahramanımızın pasifini tetikleyen diğer bir unsur da şu. Bakın. Rakipleri öldürdüğünüz zaman hemen o cam barının altında bir yığın biriktiriyorsunuz ve pasifi de tetiklemiş oluyorsunuz. Gerçekten şahane bir özellik. Peki bu orman canavarları için geçerli mi? Hemen test edelim. Şöyle öldürmeyeyim. Mesela şunu öldüreyim ha, bakalım ne olacak? Tık 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 sesi gelebilirse kusura bakmayın bu arada. Bakın orman canavarını öldürdüm. Hayır abi, ne alaka değil mi? Hiçbir faydası yok. Ama şöyle botu öldürdüğüm zaman, bakın pasifim tetiklendi. Altta bir yığın birikti. Pasifimiz bu şekilde. Peki o altta yığın birikiyor ya. Cam barının altında biriken bıçakların bize ne gibi bir faydası olacak? Özellikle ultinin hasarını iki katına çıkartabilir diyebilirim. Bakın şimdi. Şu anda ultimi kullandığım zaman bakın rakibe şu anda 546 hasar verdim diyebilirim. Peki cam barımın altındaki bıçakları 3'e çıkarttığım zaman Hasarım nasıl olacak merak ediyorsanız hemen inceleyelim abi. Şurada ben kolay olsun diye şöyle öldürdüğüm zaman bir bıçak alıyorum ya pasifinden. İkinciyi öldürdüm ikinci bıçağı aldım. Sonra birinci yeteneği kullandım. Bir bıçak daha aldım ya bakın ultiye bastım. 1666. Çok iyi abi. Bunun dışında can barının altındaki pasif yığını doldurmak için ne yapabilirsin? Şöyle birinci yeteneği kullandınız. İkinciyi kullanırsınız. Şöyle bıçakları doldursun. Süre azalıyor ya altta bakın. Hemen kullanırsınız. Üçüncüyü açarsınız. Tekrar vurursunuz. Kombo şeklinde diyebilirim. Yani bir, bir nevi komboyu anlatıyorum burada. Tekrar bakın. Birinci yeteneği kullandım. Sonra ikinci yeteneği kullanıyorum. Bıçakları alıyorum. Düz vuruş yapınca da süre azalıyor ya. Kullanıyorum birinci yeteneği sonrasında. Ultiye basıyorum. Hop. Hasarı veriyorum. Şimdi sizlere son bir gösterim yapacağım. Burası gerçekten çok önemli. Ultiyi şu anda kullandığım zaman 588 hasar vurdum. Peki kombolarla birlikte cam barımın altındaki bıçak yığını Fullersem hasarım ne olacak? Burada komboda göstermiş olacağım arkadaşlar. Bakın cam barının altındaki yığını Hızlı bir şekilde nasıl doldurursunuz? Birinci yeteneği kullandığınız yerde bıçak oluştu. ikinci yeteneği kullandığınız bıçağı aldınız. Sonra tetiklediniz. Şöyle düz vuruş yaptığınızda Birinci yeteneğin açılmasını Hızlandırdınız yığını doldurup hasarı vurdunuz 1176 10 numara tekrar gösteriyorum birinci yeteneği attınız yere bıçak düştü ikinci yeteneğe atıyorsunuz bıçağı alıyorsunuz sonra düz vuruş yapıyorsunuz birinci yeteneğe tekrar kullanıp yerden bıçağı alıyorsunuz hop ulti kombo bu olabilir arkadaşlar sizler ne düşünüyorsunuz özellikleri şahane abi yetenek efektleri sonra pasifi tetiklediğiniz zaman peşinden vurduğunuz o ekstra hasar sonra rakiplerinizi öldürdüğünüzde pasifinizin tetiklenmesi bunlar gerçekten muazzam özellikler rakibimi öldürüyorum pasifim tetikleniyor ya düşünün bir bir kalabalığın içindesiniz fiske attınız ya da ne bileyim rakibin canı çok az rakibe vurdunuz görünmezlik alıp karşınız gittiniz yani Savaş alanında çok seri kullanabileceğiniz, yetenekleri kullanarak pasifini değerlendirerek çok farklı kombinasyonlar yapabileceğiniz bir kahraman. Benim bu kahramana notum tam arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin.